Hoş geldiniz. Merhaba Mahir Bey. Hoş geldiniz. Hoş mu geldim bilemem. Ama sen beni saf sandın Zahir. Oyalarım diye kurdun durdun kafanda. Ne dediğinizi anlayamadım Yeter Hanım. Adamın önümde duvar oldu içeri girmeyeyim diye. Kaç zamandır ne telefonlarıma çıkıyorsun, ne de tenezzül edip bir malumat veriyorsun. Ha bugün ha yarın bekletip duruyorsun. Kusura bakmayın, çok yoğundum. Yoğunsun demek. Ama benim sabrım yok Mahir Efendi. Şahit yapamayacaksan boşa bekletme beni. Yok eğer beni ciddiye alıyorsan, işini gücünü bırakıver de 5 dakika konuşalım. Peki, buyurun. Geçin şöyle. Evet, sizi dinliyorum. Buyurun. Bir haftadır el elde, baş başta, sağa sola bile gidemeden seni bekliyorum. Yeter Hanım. Ben sana vekaleti babanın hayrına vermedim bilesin. Söz verdin bana. Onları paramparça edeceğim dedin. İntikam lafı edilince korkup da yan çizeceğini bilsem hiç muhatap olmazdım seninle. Neyi bekliyoruz? Hele bir deyiver bana. Yeter Hanım. Bu işler sandığınız kadar kolay değil. Ha deyince bugünden yarına olmuyor. Zaman alacak. Şirketi batırmak bile olsa. Benim aklım ermez. Neticeyi görmek istiyorum. Hemen. Para için kızımı parça pinçik eden o kan emiciler, en başta da o Reknaz, cezasını çekecek. Hisseleri de başlarına çalsınlar, servetlerini de. Bir şirketi zarar ettirmek, batırmak da zaman alır. İstediğin intikamı almaksa biraz sabrım daha... Sabrım doldu taştı benim. Tahammülüm bitti, tükendi. Olacak mı olmayacak mı onu söyle. Lütfen bu işi bana bırakın. Her şey kontrol altında. Netice istiyorum ben Mahir Bey. Netice de hemen. Gündüz geceyi, gece gündüzü kovalıyor. Ama gözüme bir damla uyku girmiyor. Kızımın hayali boğazıma çökmüş. Beni yakamda intikamımı alan ediyor. Sen atmadın mı beni o vicdansızların ocağına diye bağırıp duruyor. Cevap ver bana Bedia. Bu çocuğun babası kim? Kim dedim sana? Cevap ver, söyle kim? Anlatmayacaksın değil mi? Kötülüklerle tıka basa dolusun çünkü. Tamam. Açma öyleyse ağzını. Ortaya saçılmasın çirkinliklerin. Niye yaptın bunu bana ha? Ben senin için nereye katlandım Bedia? Bu kasvetli eve, kirli sırlarınıza, babana, psikopat abine. Sonunda beni tek güldüren oydu. Naz, tek ışığımdı, kızımdı. Lami. Sus! Kirletme adımı. Fena birisin sen. Zehirlisin. Gittiğin her yere saçıyorsun zehrini. Dokunduğun her şeyi pisletiyorsun. Daha fazla lekelenmeyeceğim günahlarından. Gidiyorum. Dur gitme Lami. Açıklama fırsatı ver hiç olmazsa. Müşteri oldum. Canan'ın çektiklerinin hesabını soracağım. Canan yaşasaydı öcün nasıl alırdı? Aynen ben de öyle alacağım. İçiniz rahat olsun. Rahatlık mezarda bundan gayrı bana. Lakin o örümceklerin, en başta Reknaz'ın kabir azabını görmeden mezara girmeye niyetim yok. Aman o nasıl söz öyle? Kibarlığı bırak Mahir Bey. Ben anladım anlayacağım. Senin yolun uzun yol. Ne olacaksa bir an önce olmalı. Hemen. Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Hı hı. Kararlı görünüyor.
İstiyorsan bir daha konuşmaya çalışıp ikna edeyim. Fevri davranıp işleri bozmasın. Gerek yok. Daha fazla dikkat çekersin. Bundan sonrasını ben hallederim, sağ ol. Seninle konuşamadığımız kesin. Hatta konuşarak bir yere varamadığımız da anlaşılıyor. Hep rezillik, hep alçaklık. Çok yalnızdım Lami. Yüzüme bile bakmıyordun. Kapa çeneni! Ne anlatıyorsun sen bana? Beni nasıl aldattığını mı? Utanmadan kimlerle düşüp kalktığını mı? Bağırma ne olur. Ne oldu? Gözüne mi gitti? Utan biraz öyleyse. Ama sende utanma var mı? Hayır! Yüzümü yerden kaldıramıyorum bile. Bediye, eğer tırnağım kadar namus sahibi olsaydın, o yataktan o yatağa yuvarlanmazdın. Bunu da yalnızdım diye pişkin pişkin anlatmazdın. Lami, inan bana ben. Sus, boşuna debelenme. Fikrim değişmeyecek. Gidiyorum. Bediye, belki de sorun sende değildir. Annenden mirastır bu ahlak. Tıpkı annen Nevin Hanım gibisin. Kızdığın, köpürdüğün, iğrendiğin o kadını hatırladın değil mi? Lami, neler diyorsun? Ne kadar nefret ederlerse etsinler, kızlar annelerine çekiyor işte. Anlamalıydım. Sen de tıpatıp annenin kızısın. Hatta ondan da beter o... Aha, hayrola damat? Yolculuk nereye? Sizden ve zehirli ailenizden uzağa. Aman geç kalma. Treni de kaçırma. Siz derdinize yanın. Sizin kabus gibi hayatınızdan kaçacağınız hiçbir yer yok Abdullah Bey. Elif, çıkıyorum ben. Geliyor musun? Elif, duyuyor musun beni kızım? Yukarıda mısın? Elif? Elif? Odanda mısın kızım? Elif? Öldüğünde bu küpeler vardı kulağında. Bunları kulağından alıp o soğuk yalnızlığına bırakmıştık annemi. Annem çoktan toprağa karıştı ama bu küpeler, şunlara bak. Nispet yaparcasına hala yepyeniler. Hayat bu kızım. Ya dünyanın sonuna kadar bir çift küpe gibi cansız, sessiz, iz bırakmadan var olacaksın, ya da yaşayıp zamanı geldiğinde gideceksin. Çok erkendi baba. Annem çok gençti. Neyin geç, neyin erken olduğuna biz karar veremeyiz. Evet. Kader. Benim kaderim de annesiz kalmakmış. Baban hala yanında. Ve seni çok seviyor. Herkesten. Her şeyden çok.
Bedia? Ne oluyor yine kızım? Kapanmışsın odana. Neydi o? Lami denen zibidinin çıldırmış hali. Kapıda bana da laf yetiştirip bavulunu alıp çekip gitti. Nereye bu gidiş? Kızım, sen iyi misin? Bırak defolsun gitsin. Zerre kadar hayra dokunuyor mu zaten? Biz var ya biz. Sen, ben, torunum. Biz birbirimize yeteriz. Ben salondayım. Kendini hazır hissedince anlatırsın o zibidinin derdi neymiş. Ne anlatıyorsun sen bana? Beni nasıl aldattığını mı? Utanmadan kimlerle düşüp kalktığını mı? Bağırma ne olur. Ne oldu? Yüzüne mi gitti? Utan biraz öyleyse. Ama sende utanma var mı? Hayır! Belki de sorun sende değildir. Annenden mirastır bu ahlaksızlık. Tıpkı annen Nevin Hanım gibisin. Anlamalıydım. Sen de tıpatıp annenin kızısın. Hatta ondan da beter o... Yıllar önce olduğu gibi. Hala çok güzelsin. Her zaman olduğu gibi. Hoş geldin Rıza. Oturmaz mısın? Thank you.
Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şunları satmak istiyordum. Tartar mısınız? Tabii. $2,900 yapıyor. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Takip edelim. Bütün işlemlerin tamam. Dilekçemiz incelenir incelenmez duruşma tarihi alacağım. Muhakkak yakın bir tarihte verecekler. Konuştum. Güzel. Ellerine sağlık Rıza. Bir diğer ayrıntı burada. Dilekçede mal paylaşımı meselesini ayrıca belirttim. Yeni bir hayata adım atıyoruz desene. Boşanma davalarıyla ilgilenmiyorum aslında. Ama seninki olunca hayır diyemedim. Sağ ol Rıza. Ben de bu yüzden aradım seni zaten. Bir avukattan çok güvenebileceğim birine ihtiyacım vardı çünkü. Arayışın bir yeni yetme gibi heyecanlandırıyor beni hala. Umarım hayırlı olur bu kararın senin için. Hayırlı olacak. Merak etme. Şirket hisselerinin 1/4 ve mal varlığının yarısı. Öyle mi? Aynen öyle. Bu kadarcık mı? Yasal oran bu. Benim için yeterli değil. Açık konuşacağım Rıza. Ben Şakir'i iç çamaşırlarına kadar soyup bir sokak köpeği gibi kapının önüne koymak istiyorum. Arkasına tekmeyi de bizzat kendim basacağım. Bunu sağlayabilir misin? Sen istedikten sonra denerim. Ne gerekiyorsa yap öyleyse. Tazminat davası açacağız. Tabii bunun için de güçlü bir nedene ihtiyacımız olacak. Kocamın beni aldattığını ispatlarsa? Olur. Toplumsal olarak yaralanmış, kadınlık gururu incinmiş bir mağdure. Şirketin ortağı olarak da güven kaybına uğramış oluyorum üstelik. Hı hı. Çok daha fazlasını alabiliriz Şakir Bey'den. Alacağım. Hem öcümü hem de onun her şeyini. Hoş geldiniz Şakir Bey. Hoş bulduk. Epeydir göremiyorduk sizi. Özlettiniz vallahi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Aklınızda bir şey var mı? İşte aşağı yukarı. Güzel bir hanım için şık bir araba arıyorum. Şöyle ateşli, iddialı, karşı konulamayacak bir şey. Hanımefendi ne kadar şanslı. Sizin gibi centilmen bir bey, onu böyle düşündüğü için. İnanın ben daha şanslıyım. Evet. Anlat bakalım bu nasıl bir şey. Hı? Kızım açsana şu kapıyı, aç diyorum sana. Yedek anahtar işe yaramıyor. Anahtar kapının arkasında kaldı. Çok bozuktu Bediye Hanım'ın morali. Benden su istedi, sonra kapıyı arkamdan kilitledi. Kızım aç dedim şu kapıyı sana. Aç. Baba yaklaşma. Ben bunu hak ettim. Bırak huzur içinde öleyim. İzin ver. Bir kere de kendim karar vereyim. Ne istiyorsam onu yapayım. Bavulunu toplayıp giden o beceriksiz kocanın için mi bütün bunlar ha? Benim insan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Baba,
iyi bak olur mu? Ay, dur. Çıkar şunu. Ne bakıyorsun be? Can kurtaran çağır, ambulans çağır. Doktora telefon et hadi. Çıkar şunu, çıkar. Çıkar. Son partiden örnekler getirdim. Kontrol masasından önce görün diye. Nalan ustabaşı bitirdim vallahi elbise yaralarda kaçak göçek. Drapesidir, dikimidir. Bir haftada hepsi tamam. Konfeksiyonda çalışmanın avantajı. Bir el makasla, bir el böyle makinede. Böyle pratiğine uydurup kaydırıyoruz. Modeli de ben çizdim deme. Düşüp bayılırım. Bayılma. Dergiden aldım. Nişana falan mı yetiştiriyorsun sorması ayıp? Yok. Hani Kamil abinin fotoğraflarını sergileyecekler demiştim ya. Kokteyl falan. Ha evet, unutmuşum. Keşke o da olsaydı, hastalanmasaydı da görseydi. Allah şifasını versin inşallah. Neyse seni oyalamayayım da bitir elbiseni. Yetişir inşallah. Sağ ol. En ufak bir aksaklık istemiyorum. Bu sunum dernek için de benim için de çok önemli. Ona göre davranın. Problem istemiyorum. Tamam mı? Tamam efendim. Babam, Reknaz teyze geliyor. Biz içerideyiz. Hadi Nuray. Bu çiçekler çok güzel olmuş. Bence bir iki yere daha koyalım. Çok meşgulsün bakıyorum. Seninle uğraşamam şimdi. Eğer Canan arada olmasaydı... Adımımı atmazdım projenize. İkimiz de hatır için karşı karşıyayız. Ortak bir yönümüz var demek ki. Elif'i de kendin gibi yapmışsın. Yabaninin teki olup çıkmış. Ne demek istiyorsun? Bir zamanlar yanımdan ayrılmayan çocuk... bir selam bile vermeden kaçıp gitti. Kim bilir nasıl doldurdun. Dostunu düşmanını öğrendi sadece. Doğruları anladı. Doğruları demek. Doğrulara bu kadar meraklıysan eğer Selim... ona öz annesinin kim olduğunu neden söylemedin hala? Çünkü bunu bilirse senin yanında durmaz, değil mi? Korkun bundan mı? Şantaj mı yapıyorsun? Kötü niyetli olma. Hatırlar mısın bilmem... Sırf ailemin huzuru bozulmasın diye sakladığım bir iki küçük ayrıntıyı keşfedince kıyameti kopartmıştın. Canan'a kurduğun tuzaklardan bahsediyorsan... Çok ayıp. Bak, aslında birbirimize benziyoruz. Kızına tek kelime bile etmemişsin üzülmesin diye. İşte ben de aynı duyguyla yaptım her şeyi. Beni anlaman lazım. İmaların sinirlerimi bozuyor. Ne söyleyeceksen açık konuş. İşte ben de tam oraya geliyordum. Gerçekleri bilmek hepimizin hakkı Selim'ciğim. Senin, benim, hatta Elif'in bile. Abla, buralar pek tekin değil. Dönelim istersen. Sakata gelmeyelim. Vallahi gırtlağımızı keserler, haberimiz bile olmaz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bekleyeceğiz biraz. Buyur, kime baktın? İsmim yeter. Nur'u görecektim. Beni tanır. İçeriden. Ha. Geç bakalım. Yeter, bacım. Sen buralara gelir miydin? Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Geç otur. Çok şükür. Ben de iyi gördüm seni. Maşallahın var. İşleri çocuklar koşturuyor. Bana da kenarda oturmak kalıyor. Nalan nasıl?
En son gördüğümde ipince bir kızdı. Büyüdü mü? Hepimiz bildiğin gibiyiz. Nasıl bıraktıysan öyle. Kısa kestiğine göre senin bir derdin, sıkıntın var. Dökül bakalım. Aslına bakarsan işim düştü. Biz bacı kardeş olmuşuz. 10 küsür sene aynı koğuşta, altlı üstlü bir anzada. Ömrü hayatımda bir anamın bir de senin elinden çorba içtim hastalandığımda. Ne istersen emrin olur. Estağfurullah. Emir değil de rica. İstediğim bir şey var. Bulabilir misin? O iş kolay da de bana. Kim üzdü seni böyle? Çocuklara söyleyeyim, halletsinler hemen. Hayır. Bu benim meselem. Sadece bana yardımcı olur musun, onu söyle. Yardımdan anladığım doğruysa ancak yarına. Hemen olmaz, yeter. Mahir? Apar topar çıkınca merak ettim. Söylemeyeceksin biliyorum ama ben tahmin ediyorum. Annenin peşindesin değil mi? Öyle. Çıktığından beri takipteyim. Henüz niyetini ve ne yapmaya çalıştığını anlayabilmiş değilim. Garip garip şeyler yapıyor. Tuhaf yerlere girip çıkıyor. Şu an neredesin söyle, geleyim birlikte çözelim Yeter Hanım'ın gizemini. Hayır, gerek yok buna Mahir. Bir fırsatını bulursam konuşmak istiyorum karşılıklı. Sen yanımızdayken pek mümkün olmayabilir. Sen bilirsin. Eğer bana ihtiyacın olursa... Arayabileceğimi biliyorum. Kapatıyorum şimdi, hoşça kal. Hoşça kal. Perihan Hanım geldi efendim. Perihan Hanım mı? Al içeri. Bekletme. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizi böyle iyi görmek ne kadar güzel. İyiyim, sayenizde. Bunlar bana mı yoksa? Minnettarlığımın ifadesi. Hayatımı kurtardınız. Oysa ben size bir teşekkür bile edemedim sonra. Çok çiçek verdim ama daha önce hiçbir kadından çiçek almamıştım. Teşekkür ederim. Buyurmaz mısınız? Nasıl oldu? Daha iyi. Tahliller temiz çıktı. Neyse ki ilaçların hepsini yutamamış. Bünyesi kuvvetliymiş. Sakinleşti neyse ki. Az evvel daldı. Neymiş Lami ile olan mesele? Sen bir şey duymadın mı? Anlayamadım pek. Lami Bey pek sinirliydi. Beni de itekledi. Epey bir bağırış çağırış oldu ama... Tamam, sen çıkabilirsin. Çay söylemiyorum bu sefer. Lütfen yüzüme vurmayın sakarlığımı. Şaka yaptım sadece. Küpenizi takmışsınız. Bugünlerde pek çok şeyi size borçluyum. Eskiden... Yani Canan ablam hayattayken... Güzel anılarım hep onunla ilgiliydi. Ama artık... Artık onu hatırlamıyor musunuz? Hayır, tabii ki hatırlıyorum. Ama iyi anılarım yalnızca onunla olanlar değil artık. Yani kötü hatıralar da hoş olanların arasına karıştı bugünlerde. Siz küpemi bulmasaydınız kabusların arasında kaybolacaktım. Kabuslar mı? Canan ablam. Ölmeden önce onu en son ben gördüm.
çaresiz, kapana kıstırılmış, çırpınan bir halde. Hasta yatağında falan mı? Keşke. Sapık kocamın işkence tezgahında. Meğer o ahlaksız, zavallı ablamın hayatını karartmış yıllar önce. Bense o iğrenç adamla evlendim, her şeyden habersiz. Üstüne üstlük bir de çocuk yaptım. Nasıl bir kader bu? Ablama, en sevdiğime zarar veren insan müsveddesi. Benim oğlumun babası. Tamam. Sakin ol. Bak, eğer dökmeyeceğine söz verirsen bir çay ısmarlayabilirim sana. Ha? Gel. Tamam, burada duralım. Buyurun, üstü kalsın. Aa, anne. Sen ne arıyorsun burada? Kötü bir şey olmadı ya. Yok. Hoş geldin Yeter anne. Sana bir çay söyleyeyim mi? Çayı falan boş ver. Kötü bir şey de yok. İkinizle birden konuşmam lazım. Acil. İyi ki geldik değil mi buraya? İş yerinde üstünüze çöken kasvetli hava dağıldı mı biraz? Evet. Çok iyisiniz. Benim değil. Sizin iyi olmanız önemli. En zor zamanlarda dimdik ayaktasınız. Oysa ben en ufak bir rüzgarda oradan oraya savruluyorum. Yine alamayacaksınız değil mi? Elim ayağıma dolaşıyor çünkü. Çocukluğumdan beri hastaydım. Bir dediğim iki edilmezdi evde. Ben de bir türlü ayakta durmayı öğrenemedim. Annemin babamın hatası biraz da. Özel olmayacaksa bir şey soracağım. Tabii. Babamla aranız? Biraz limoni. Annenizle de. Neden? Bilmiyorum. Yıldızımız bir türlü barışmadı. Garip. Nedir garip olan? Bütün sevdiklerim annemle babam tarafından sevilmiyor. Bu hesaba göre Canan ablamla tanışsaydınız çok iyi anlaşırdınız. Birbirinizi severdiniz kesin. Anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Babam da annem de ondan hoşlanmazdı çünkü. Bence siz kendi doğrularınızdan şaşmayın. Her şeyi, doğruları da yanlışları da geç fark etmek gibi bir özelliğim vardır. Algı sorunu herhalde. Aman Perihan Hanım, sakın. Sakın gözyaşı yok, tamam mı? Tamam tamam, peki. Ağlamayacağım. Gülmeyi unuttum sanıyordum ama bana tekrar hatırlattınız. Teşekkür ederim. Mesaj geldi sanırım. Al bu nizam. Ne bu? Senin oğlum. 2 aylık kira.
Geçen ay da ödeyememiştik malum. Ben yabancı mıyım yeter anne, aşk olsun. Hayatta almam. Evin bir eksiği gediği varsa onu görürsünüz bu parayla. Zaten kira zamanı da gelmedi daha. Al dedim. Dünya hali ol. Ölüm var, kalım var. Ben sana teslim edeyim de. O nasıl söz anne, helalleşir gibi? Öyle işte. Evden bile helalleşip çıkmalı insan. Kimin ne olacağı belli mi? Elime para geçmişken borcumuzdan kurtulalım. Nizam Usta, Keskin Tekstenli Risale'yi sana bıraktıklarını söylediler. Bulamıyoruz dosyaların içinde. Çekmecede olacaktı. Orada da yok. Tamam, geliyorum. Paraymış, pulmuş, gitmekmiş, göçmekmiş. Duymamış olayım yeter anne. Bekle, hemen geliyorum. Bir çay içeriz şöyle karşılıklı. Alıkoymayayım ben seni. İşin başını gitsen. Evde konuşuruz nasılsa. Sana da iki çift lafım olacak kızım. Kulağını aç, beni dinle. İtirazsız. Nizam'la birbirinize destek olun. Biliyorsun, yalnızlık Allah'a mahsus. Lütfen anne. Yine aynı mevzuları ısıtıp ısıtıp önüme koyacaksan. Dinle. Mühim olmasa buraya kadar gelmezdim. Ben bugün varım, yarın yokum. Hayatta herkes bir başına kızım. Sana elimden geldiğince analık görevimi yaptım. Bundan sonra sana ait. Yolunu sen çizeceksin. Anne, ne bu ya? Bir yere mi gidiyorsun? Söylesene adam gibi. Orasını Allah bilir kızım. Belki konuşmaya vaktimiz olmaz. Fırsat varken söyleyeyim söyleyeceğimi ki yüreğim ferah olsun. Korkutuyorsun beni anne. Akşam görüşmeyecek miyiz? Belki Nizam'ı göremem diye geldim. Gelmişken de aklımdakileri deyiverdim kızım. Hoş geldiniz Şakir Bey. Günaydın Betül. Ne güzel bir gün değil mi? Evet efendim. Çok güzel. Betül, birazdan seni çağıracağım. Hemen bekletmeden odama gel, tamam mı? Efendim? Çağırdığımda hemen odama gel dedim. Bunda anlaşılmayacak ne var benim güzel kızım? O zaman dün istediğiniz dosyaları da alayım. Boş ver şimdi dosyayı mosyayı. Seni çağırdığım zaman hemen odamda ol, o kadar, tamam? Tamam. Kuzum, dediklerimi unutma. Aklının defterine yaz ana nasihatı diye. Aklım sende kalmasın. Sana bir haller oldu ya anne. Hayırdır inşallah. Düşünsem sizi buralarda göreceğim aklıma gelmezdi. Canan da değil mi? Hı hı. Rahmetli ablamın da adı Canan'mış. Görmek tanımak nasip olmadı ama sizin isminizi ben oradan çıkardım. Evet, siz de Nalan. Hatırladınız değil mi? Selim Bey'in teknesinde karşılaşmıştık. Bir de şirkette galiba. Tabii hatırladım. Bir kez gördüğümüzü kolay kolay unutmam. Bugün de atölyeye gelen gelene kabul günü gibi oldu. Önce annem, sonra siz. Sahi, ne işiniz var burada, söylemediniz? Ben... Efendim, şu an okulumla ilgili cevap veremeyeceğim size. Anlıyorum fakat... Tabii. Efendim şimdi... Betül, hemen odama gel. Nuri Bey,
Müsait olur olmaz sizi arattıracağım efendim. İyi günler. Betül. Geliyorum. Şakir Bey. Nasıl? İyi olmuş mu? Ben açıkçası... Söyle kızım söyle, açık konuş. Bir kadın gözüne çok ihtiyacım var. Özellikle de senin gibi genç bir kadının görüşü çok önemli. Nasıl? İyi mi? Ne susuyorsun kızım? Bir şey söylesene yahu. Rengimi açmadı. Ne oldu? Bak şuna. Nasıl bu? Yahu iyi de kötü de bir şey de kızım. Allah Allah. Ha. Şurada bak. Burada böyle bir şey var. Yıllar vaki deri giymedim. En son giydiğimde Perihan yeni doğmuştu, biliyor musun? Evet. Ben bir de gözlükle takviye yapalım. Nasıl? Çok iddialı bir değişim olmuş Şakir Bey. İddialı olacak tabii. Bu daha başlangıç. Daha çok şey değişecek Betül, çok şey değişecek. Heh, ne diyorsun? Şimdi bir an sizi böyle görünce ne diyeceğimi bilemedim ama... Gözlük farklı olmuş tabii. Bu mu farklı olmuş? Bu mu daha iyi, bu mu? Ha? Bu mu? Bu mu? Bilemedim ha? Yani... Bak bakalım. Hayır, söyle fikrini kızım, çekinme yahu. Şimdi ne desem ki? Ne oluyor? Söyle. Nasıl bu gözlük yani... şimdi? Aa. Şakir. Soytarılık böyle. Abdullah. Ne oluyor burada Şakir? Yok bir şey, bir şey yok, bir şey oldu yok. Çık dışarı hadi. Bakıyor suratıma. Yalnız bırak bizi hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Şu halinle bana bunu en son soracak kişi sensin Şakir. Asıl sen ne yapıyorsun? Sekreterine özel defile mi yoksa tiyatro gösterisi mi yapıyorsun ha? Abdullah bak ben... Bakıyorum bakıyorum. Şahsın şahbaz olmuşsun. Tamam ne istiyorsan söyle de çık git odamdan hadi. Seninle uğraşacak vaktim yok. İşim gücüm var benim. Ne işin olduğu belli. Şirket dışında her işle ilgileniyorsun maşallah. Şuraya bak. Kendini de koca şirketi de maymuna çevirmişsin. Ya Abdullah, ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Bana bak. Her kiminle ne halt yiyorsan, kiminle cilveleşip oynaşıyorsan zerre kadar umurumda değil. Ama yokluğumda şirketin neden batıp el alemin eline neden geçtiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Aa, yeter artık. Sen ne anlarsın be? Çık git odamdan hadi. Dinozor. Komik. Aa. Şakir. Bu arada palyaçoluğa özenmen çok iyi olmuş. Zira burası elinden gidince sirkte iş bulman çok kolay olacak. Kötü bir haber vermeyeceksiniz değil mi? Ağzınızı bıçak açmıyor da. Yoo, telaşlanmayın. Ben yorgunluktan dağıldım herhalde. Kamil Bey için buradayım. Hasta olduğunu duydum. Sormayın. Çok üzdü bizi. Ben kısa zamanda çok sevdim Kamil Bey'i. Duyar duymaz ziyaret için eve gittim. Ama kapı duvar. Komşularınız tarif etti burayı. Ciddi bir şey yoktur umarım. Her şey kontrol altında. Aa tabii ya. Siz Nizam'ı görmeye geldiniz. Kamil abinin ev arkadaşı. Hayat ne sürprizlerle dolu, görüyor musunuz? Ona niyet, bana kısmet. Evet Nizam. Beraber kaldıkları Nizam da buradaymış. O yüzden mahalleden beni buraya yönlendirdiler. Ya az evvel buradaydı Nizam da. Kamil abi en son o gördü. Aradığınızı duyunca çok sevinir. Çağırayım mı ben hemen? Oturun lütfen. Hiç gerek yok. Ben zaten herkesi ayağa kaldırdım. Boşuna yormayalım onu da. Sizinle de konuşabiliriz. Engelliler yararına bir sergi hazırlıyoruz. Bilmez miyim? Fotoğrafları da gördüm geçen. Selim Bey davet etti salona. Selim sizi mi davet etti? Sergi açılmadan resimleri göreyim diye.
Çok beğendim. Siz de proje şeyimişsiniz. Söyledi ama çıkmış aklımdan. Danışmanı. Heh. Sergeye birkaç gün kala Kamil Bey'in hastalanması ne kadar büyük bir şanssızlık. Öyle. Ama Kamil abi de bir afili çıkmış ki sormayın. Ben de kime anlatıyorum? Çekimlerde siz de oradaydınız zaten. Oradaydım. Ama ben çekmedim fotoğrafları. Selim Bey'e teslim ettik kendimizi. Ben çok anlamam ama çektiği resimler şurada bir telimi titretti. İçime işledi. Çok güzel tarif ettiniz. Önemli olan duygu yansıtmaktır fotoğrafta. Evet, duygu. Duygulara hitap ediyor Selim Bey. Onu çok sevmişsiniz anlaşılan. Çok. Size bir sır vereyim mi? O hayatımıza girdiğinden beri hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben kalkayım, işlerim var. Açılışta da görmek isteriz sizi. Gelmez miyim? Kamil abi temsilen orada olacağım. Selim Bey de çağırdı zaten. Böyle bir gecede yalnız bırakmamak lazım. Laf aramızda elbise bile dikiyorum kendimi. Müsaadenizle. Kamil Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletin. En kısa zamanda onu görmeye geleceğim, söylersiniz. Söylerim, hoşçakalın. Nazım babası olduğu ne kadar da belli. O da surat asınca aynı sana benziyor. Beni boynuzlarken nasıl eğlendin acaba? Merak etme hayatım. Senin çocuğunu da Lamiye kakalarım falan mı dedin? Çok yalnızdım Nazım. Çocuğunu hem de kendini harap ediyorsun. Bu zibidi için değer mi kızım? Bak, ben sana defalarca söyledim ama sen dinlemedin. Sonuç ortada. Gözlerinle de gördün. Bak, artık topla kendini. Hadi bırak babanı. Tamam, beni düşünmüyorsun. Ama çocuğunu düşün. Ne yaptı sana? Hadi söyle kızım. Söyle. Ona haddini bildireyim. Seni aldattı mı yoksa? Evet. Nasıl da aklıma gelmedi. Sütü bozuk. Nasıl yaptı bunu sana? Gül gibi karısı dururken. Ben senin yakandan tutup da silkelemez miyim? Bu kızcağızla Sabi'nin günahına girdin ya. Gör bakalım neler çekeceksin elimden damat. Sen daha beni tanımıyorsun. Baba yeter artık, yeter. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Alıştırma beni bu kadar rahata. Hastaneden çıkınca ne yapacağım ha? El elde baş başta. Yakınız nasılsa yardımsız bırakmayız. Evelallah. Nizam yok mu? Mesaiye mi kaldı? Eve gönderdim. Kaç gecedir o geliyor. Dinlensin biraz dedim. Ben bu gece dururum başında.
Sen de toparla kendini artık. Benim bir işim yok ki görülecek, değil mi? Maşallah, dünya seyahatine çıktın galiba, hayrola? Daldın gittin. Var sende bir haller. Selamlar. Oo, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Büyük geçmiş olsun Kamil Bey. Sağ olun Selim Bey. Aksiliğe bak. Yarın sergi açılışında en baş modelim aramızda olamayacak. Siz orada olun yeter Selim Bey. Benim katkım devede kulak. Olur mu öyle şey? Neyse. Şifaya kavuşun da size de ayrı açılış yaparız artık. Yaparsınız değil mi? Hay yaşay. Yarın ben de bir iki temsilci gönderirim ama, değil mi? Tamam Rüzar'cığım. Ben bütün detayları not alıyorum. Yarın da şirkete uğrayıp istediğim belgeleri alacağım. Çok mersi canım. Sen de iyi ki varsın. İyi akşamlar. Anne? Gel kızım. Uyuttun mu ufaklığı? Ay, canım çıktı ama sonunda uyudu. Sen de öyleydin bebekken. Beni görmediğin zaman çıldırırdın. Uyumak bilmezdin. Nasıl geçti günün? Nerelere gittin? Hiç. Öyle boş boş dolaştım. Kafamı dağıttım biraz. Ferhunde'den aldım haberini. Benden biraz önce girmişsin eve. Casus mu taktın peşime? Sen nereye gittiğimi de biliyorsundur. Yok artık, daha neler. Takılıyorum sana. İyileşmene çok seviniyorum. Kendini çok fazla yorma bir tanem. Yavaş yavaş. Tamam mı? Hı-hı. Anne, diyorum ki bu yarınki dernek gecesine ben de gelsem. Bak sen. Hani istemiyordun o sosyetik kalabalığın içine çıkmayı? İşte değişiklik iyi gelir diye düşündüm. Ama bak, giyecek bir şeyim yok. Yarın gidip bakalım mı? Bakarız tabii. Sen yeter ki böyle hayat dolu ol kızım. Geçen seneden beri neredeyse ilk defa yüzün gülüyor. Farkındayım. Böyle adını koyamadığım bir şeyler oluyor. Ve içim de gülüyor anne ilk defa. Sergiye Kamil Bey'in temsilcilerinden biri olarak mı geleceksin? Ben fotoğraf sanatçısı Selim Bey'in davetlisi olduğumu sanıyordum. Elbette canım. Takılıyorum sadece. Biliyor musunuz? Bu gece çok zor geçecek. Yani hastanelerde sabahlar zor olur. Hele dışarıda beklediğim bir şeyler varsa. Hastane kokusuna dayanamam ben de. Suskunluğun, çaresizliğin, bırakılmışlığın kokusu gibi gelir. Sadece burada değil ki. Evde de zaman geçmiyor çoğu zaman. Saatin tiktakları kafama vuruyor. Ta ki... Benim içinse tam tersi. Düşünmekten zaman öyle çabuk geçiyor ki. Sergi için mi heyecanlanıyorsunuz? Sergi benden çıktı artık. Kim ne diyecek, o da umurumda değil. Artık hayatımda bazı değişiklikler yapmanın sırasıdır diye düşünüyorum. Yepyeni bir sayfaya geçmenin tam zamanı belki. Hoşçakal demeyeceğim hala. Yarın görüşeceğiz. Anne, ben çıkıyorum. Güle güle kızım. Canan yaşadıklarını kaldırmadı. Hep bir gün intikamını alma isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Yıllar sonra geri döndüğünde istediğini başardı belki ama... bu onun kendi hayatına mal oldu.
Alo. Günaydın. Ben Yeter. Dün uğradıydım Nurbacı'ya. Bir isteğim olduydu kendisinden. Bugünü hazır ettirecekti. Uyanınca bir hatırlatırsanız. Çok sağ ol. Canan'ın kızım. Siz fakirhanemizde şeref verdiniz. Buyurun içeri, buyurun. Sağ olun. Ne o? Odayı boşaltıyorsun galiba. Terfi mi ettin yoksa? Ha, Betül'e söyleyelim de bu odayı boşaltınca iyice temizlesinler. Etraflıca silsinler her yeri. Dezenfekte etsinler. Siz önce alnınızdaki lekeyi dezenfekte edin. Sen benim oğlumun tırnağı olamazsın asalak. Seni ne kızımın ne torunumun hayatında ne de bu şirkette bir daha görmek istemiyorum. Kokuşmuş şirketinizde de hayatınızda da durmaya niyetim yok zaten. İstifa ediyorum. İsabet. Evimden gittiğin gibi şirketten de defol git. Siz beni buradan kovamazsınız. Bu şirkette en az sizin kadar benim de emeğim ve hakkım var. Tazminatımı alıp öyle gideceğim. Senin yediği kaba pisleyen itlerden hiçbir farkın yok. Abdullah Bey çok oluyorsunuz. Hakkımı size yedirmem. Ben evde kimseyi bulamayınca atölyeye gittim. Nalan'la konuştuk biraz. Sizi de kıl payı kaçırmışım meğer. Kamil Bey'i soracaktım. İyi çok şükür. Her geçen gün biraz daha iyileşiyor. Aslında merak ettim. Söylemeye dilim varmıyor. O gün renk danslardan çıkarken... Öyle bir ateşin içindeyim ki... İçim yanıp yanıp... Közü ciğerime yapışıyor Canan Hanım kızım. Allah'tan revam benim kınalı kuzuma yapılan. Emaneti hıyanet değil de nedir işledikleri sana sorarım. Anne... Olamıyor işte demek ki herkes. Ama yok. Özür kabahatinden büyük. Madem annelik harcın değildi, neden aldın sahiplendin? Yazık, günah değil mi Sabih Sübyan'a? Yavrusuna kol kanat gelememek zor tabii böyle. Hele ki başına gelenleri de seneler sonra öğrenmek. Biliyorum. Canan'ımı sarıp sarmalayıp analık edemedim ama... Kimsenin ihanetini de yanına bırakmayacağım. Bakın, daha önce de söyledim size. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Paralarıyla çar çabuk üste çıkarlar zira. Canan. Güya kızıma sesleniyorum senin ismini de söylerken. Kuzumun adı bile boğazıma takılıp kalıyor. Sen de benim evladım sayılırsın. Belki geç kaldım ama... benim öpüp koklamaya kıyamadığımı... gözümden sakındığımı kurban vermeyeceğim onlara. Çıkaracağım acısını. Ne yapacaksınız? İçimin yangını. Öfkemi de tutuşturuyor. Benim kitabımda da böyle bir hainliğin tek bir cezası var. Merhaba Betül. Aa, hoş geldiniz Renknaz Hanım. Ne var ne yok, Şakir buralarda mı? Henüz gelmediler efendim.
ama telefonla görüştük. Dilerseniz arayıp nerede olduğunu... Tamam tamam, onu sormaya gelmedim zaten. Merak da etmiyorum. İşim gücüm var. Dahilden mali işleri ara. Şirketteki hisselerimin tamamına ve tüm taşınır taşınmazlara dair döküm raporu istiyorum. Peki efendim, hemen hazırlattırırım. Ha, muhasebeden Namık Bey de yanıma gelsin. Başüstüne. Hala ne hakla benimle böyle konuşuyorsunuz ha? Sen hala ne hakla burayı işgal ediyorsun ha? Yıkıl karşıma hadi. Yıkıl. Siz bana emir vermezsiniz. Ne oluyor Betül? Bu sesler mi? Hala nasıl Nihami Bey geldi az önce. Bey, çok sinirliydi. Abdullah Bey de yanına girince... Hadi be sen de. Neymiş hadi. Derdi bu kadar? Bilmiyorum efendim. Görüyorum. Tamam, benimle sen işine bak. Dediğim evrakı da hemen hazırla. Sana mı soracağım? İstediğim gibi konuşurum. Senden de, o uğursuz evinden de, kızından da... Havasını soluduğun her şeyden nefret ediyorum. Bana bak. Edebinle bu odayı hemen boşalt yoksa... Yoksa? Ne yaparsın? İndir şu elini be. Allah hepinizin cezasını versin. Sizin o beş para etmez ciğerinizi biliyorum ben. Bu şirkette olup bitenleri. Senin Şakir üzerinde çevirdiğin dolapları. Hatta o Şakir denen herifin yediği türlü naneleri biliyorum. Hepsinden haberim var. O yüzden ayrılsam bile benimle iyi geçinin. Defol! 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 Ona ne diyeceğimi bilemiyorum. Yeter Hanım mı? Anne mi? Önceleri adını duysam nefret ederdim. Şimdi? Karma karışı, allak bullak. Bugün kalbimden bir parça kopup da sanki onun göğsüne yerleşti. Anne dememek için zor tuttum kendimi. Ama sonra yine beni bir kenara attığı geldi aklıma. Ne yapmayı planlıyor? Öğrenebildin mi? Gözlerinde bir ateş yanıyor Mahir. İntikam ateşi. Bence kötü şeyler yapacak hissediyorum. Milki onu da eline yüzüne bulaştıracak. Sen karar verebildin mi peki? Çok karışık bir durum. Kendi elimle intikamımı alacağım. Ama sanki bu kez annem için de olacak bu. Garip değil mi? Garip. Satranç başladı. İlk hamleyi onlar yapmıştı. Birkaç hamlede biz onları mat edelim. Birlikte hareket edersek bu kolay. Hisseleri satacağız. Onlar ne yaparsa yapsın bizim yeni atağımız şirketi bitirecek. O zaman annemin dediğini yap ve bitir onları Mahir. Şirketlerini batır. Efendim Şakir Bey. Peki, siz öyle diyorsanız. Nerede buluşalım? Tamam biliyorum, görüşürüz. Şakir, buluşmak istiyorum. Hiçbir şeyin boşa gitmesine izin vermeyeceğim. Onları kendi kötülüklerine gömeceğim günü iple çekiyorum. Bu iş çok uzamayacak. Şakir ağıma düştü bile. Şakir Bey, hiçbir şey anlamıyorum. Neden geldik buraya? Sabret canım biraz. Öğrenirsin az sonra. Ama bakın benim şirkette çok işim var. Bu da ne? Şuradaki düğmeye bir bas bakalım. Hangi arabanın acaba? Bakalım açtığı kapıyı beğenecek misin? Aa, bunu açtı. Yok artık Şakir Bey. Bu sözü beğendin olarak algılıyorum. Yoksa beğenmedin. Beğenmediysen başkasına bakarız. O yüzden getirdim seni buraya. İstediğin neyse o olsun. Hemen yaptırırız plakasını. İsminin baş harfleri basar gidersin. Ben bunu kabul edemem.
Beğendin ama pahalı olduğu için kabul etmiyorsun öyleyse. Sen benim şirketime bir çalışanısın yahu. Benim danışmanımsın. Öyleyim ama... Tamam işte. Benim danışmanım olarak taksilerle gidip gelecek değilsin herhalde şirkete. Şakir Bey, bu araba hiçbir şirket çalışanına verecek bir araba gibi durmuyor. Demek ki sen bizim için nadide bir çalışansın. Bizimle çalıştığın sürece bu araç senin makam aracın. İyi de bir şirket aracı olarak fazla spor değil mi? Hayat eskiden olduğu gibi yavaş akmıyor canım. Daha hızlı ve dinamik olmak lazım bizim şirketimize. Tabii bu yakışır zaten. Bak bana, yeniliğe, sürekli kabuk değiştirmeye ne kadar açığım. Hadi bakalım. Evet sayın danışmanım, buyurun. Ağzını açıp hiçbir şey anlatmayacak mısın Abdullah? Nedir Lami'yle alıp veremediğiniz? Sana soruyorum Abdullah. Nedir Lami'yle alıp veremediğin? Neyse ne? Sana ne? Bizi bırakıp kendi aile işlerinizle ilgilenseniz daha doğru olur. Renk nasıl? Böyle orta yerde bas bas bağırırsanız sizinle de ilgilenirim elbet. Batmaya yüz tutmuş şirketinizi en sonunda hatırladınız demek. Sizin şirketi düşündüğünüz mü var? Hı? Hesap soracaksan evvela yeni yetme aşıklar gibi ortada dolaşan kocana sor. Ne demek bu? Ne demek istiyorsun sen? Kocan delikanlı pozlarda etrafta geziniyor. Kadınlara kendini beğendirme çabası içerisinde. Nasıl yani? Bana ne be? Dedikoducu karılar gibi bir de senin karşına geçip laf mı anlatacağım? Biraz daha konuşursan burayı kadınlar hamamına çevireceksin Renk Naz. Baba, akşam açılışta bunu giymeyi düşünüyorum. Ne dersin? Ben pek anlamam ama güzel. Tamam kızım, sen işine bak, ben açarım kapıyı. Lami? Dostum nerelerdesin sen? Buradayım işte. Beni içeri almayacak mısın? Böyle dikilecek miyiz kapıda? Buyurunuz Lami Bey. Siz de bu yaşınıza kadar hep hızlı yaşadınız değil mi Şakir Bey? Yaşım? İşte gençlik hızı diyelim. Aslında şimdi daha iyi anlıyorum nasıl bu kadar genç ve dinamik kaldığınızı. Peki Reknaz Hanım'a nasıl izah edeceğiz bu arabayı? Görünce kızmasın. Yok canım, ona karışık. Peki ileride bu ilişkimizi öğrenir de boşanmak istersin? O zaman boşanırım ben de canım. Ya bizim samimiyetimizi de öğrenip işten çıkarmak isterse, mağdur olursa? O şirket benim. Kimse senin kılına bile dokunamaz. Senin yanında ben varım artık. Oh. Sonunda yere indik. Sen de sıkı şoförmüşsün ha? Ben değil, araba iyiymiş. Umarım benim için yaptıklarınızı ödeyebilirim. Arıyorum, telefon niye kapalı? Kapattım. Kimse bana ulaşamasın diye.
Bu saatin başlıyorsun oğlum içmeye. Tam evin adamı oldun derken yine triplere başladın. Geçenlerde Bedia geldi. Kızcağız fellik fellik seni arıyor. Hala görüşmediyseniz bir telefon aç da daha fazla merak etmesin seni. Gerek yok. Seni bardağa düşürecek kadar kahreden şey nedir anlatmak ister misin? Çok yalnızdım lan. Yüzüme bile bakmıyordun. Kapa çeneni! Ne anlatıyorsun sen bana? Beni nasıl aldattığını mı? Hiç. Bedia'ya, Abdullah'a, her tarafından hayaletler fışkıran o kasvetli eve dayanamadım sadece. Peki ya Naz? Naz'ı hiç mi düşünmüyorsun? Birkaç önce ben kafanda dırdır edip duruyordum, şimdi de sen. Kendini topladın. Yaşamak için güzel sebepler buldun besbelli. Bense ölmek istiyorum. Rolleri değiştik galiba. Saçmalama Lale. Etrafına bak. Hayat güzel. Tabii. Kuşlar, kelebekler, çiçekler sana düştü. Bana da yılan, çıyan, börtü, böcek kaldı. Çıkar ağzından baklı İlami. Bu halinin bir sebebi olmalı. Ev aynı. İçindekiler de öyle. Ne değişti de sen bu hale geldin? Uzun ve sıkıcı bir hikaye. Dinlemek istemezsin. Bak. Ne diyeceğim? Bu akşam bizim serginin açılışı var ya, beraber gidelim. Elif, sen, ben. Hem beni de böyle gergin bir gecede yalnız bırakmamış olursun. Zaten renk nazla papazız. Nasıl olmuş baba? Aa, Lami abi, hoş geldin. Beğendiniz mi elbisemi? Çok güzel. Ben artık otele döneyim Selim. Ne oteli? Boş ver. Öyle yerlerde insan daha da yalnızlaşır. Burada kal işte. Evet Lami abi. Sabahları kahvaltılar benden. Ben mutsuzluğumu size de bulaştırmayayım. Yalnızlığıma döneyim en iyisi. Sergide size iyi şanslar. Hadi görüşürüz. Sorarsa maziyi, ararsa sevdiğini.
Bir daha kira mira lafı edersen bozuşuruz vallahi yeter anne. İnsan anasından para alır mı? Zaten 3-5 kuruş para veriyoruz. Sen de evin bir eksiğini gedini gideriyorsun oğlum. Zaten aldığında paylaşıyoruz çoğu zaman. Borç morç dinlemiyorum. Üstüne bir çizik attım o kadar. Var mı daha ötesi? Keyif benim değil mi? Ama oğlum... Kırma kalbimi. Bir daha bu mevzu açılırsa ömür boyu konuşmam. Küs kalırım bilesin. Madem bu kadar ileri götürdün... Dediğin gibi olsun. Ben seni düşünüyorum evladım. Artık hazırlanalım mı anne? Daha fazla geç kalmayalım. Yok. Ne işim olur benim o kodamanların arasında? Ben gelmeyeceğim. Hem Kamil'e sözüm var. Bu gece ona uğrayacağım refakate. El elde baş başta kukuma kuşu gibi yalnız mı otursun adam? Siz gezeceksiniz tozacaksınız diye. Gelseydin iyi olurdu aslında. Bak ne diyeceğim. Nizam da gelir seninle. Arkadaşlık ede ede güzel güzel gidip dönüverirsiniz. Benim de gözüm arkada kalmaz. Hadi siz kalın sağlıcakla. Ben gidiyorum. Kamil beni bekler. Üstümdekiyle çıkacağım. Beklerim seni burada. Ha, gerçekten çok güzel. Evet harika. Bir de şuradakilere bakalım. Tabii bakalım bakalım. Aklım Erkan'da kaldı anne. Eminim keyfi yerindedir. Kızınız hepimizi gölgede bırakmış Reknaz. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Siz de çok güzel olmuşsunuz. Sağlığı nasıl oldu? Daha iyiyim. Teşekkürler. Çok sevindim. Kendine dikkat et de üzme bizi. Çok teşekkür ederim sana Canan. Sen olmasan bu işin altından kalkamazdın. Onca işin arasında tek tek bizim sorunlarımızla uğraştın. Olur mu hiç öyle şey? Ben zevkle yaptım. İnanmıyorum. Babanın halini görüyor musun? 20 yaşında delikanlı sanki. Bir de yakışsa. Yaptı yapacağını rezil etti beni. Hem de böyle bir gecede. Anne lütfen tatsızlık çıkarmayın. Tamam tamam çıkarmam. Ama baban olacak o kendini bilmez yaparsa karışmam. Sinirlenme Reknaz. Bu gece derneğimiz için stratejik önemli. Hiçbir şeyin hiç kimsenin bozmasına izin verme. Şakir'im bile. Merak etme. Kendime hakimim. Oh, müsaadenizle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu ne hal ya? Adam dövmeye gelir gibi üstüme. Seni çağırdığımı hatırlamıyorum. Kolumdan tut at bari dışarı oldu olacak. Niye geldin? Huzurumu kaçırmak için mi? Hep kendini dünyanın merkezine koyma Reknaz. Biraz insan içine çıkayım dedim. Fena mı yapmışım yani? Madem yüzsüzlük edip geldin... ...üzerine adam gibi bir şeyler giyip gelseydin bari. Ne bunlar böyle? Liseli misin sen? Hop hop. Reknaz ne fark ettin biliyor musun? Meğer benim ruhum gençmiş yahu. Senin kör kuyularından kurtulunca ayakta yeniden durdum. Tarzımı buldum. Kaç yaşında adamsın? Bu mu tarzın? Senin yüzünden korolara, grilere mahkum olmuşum ben ya. Hayatımda da, kıyafetlerimde de. Kendimi yeniden keşfediyorum. İster alışırsın, ister alışmazsın. Neyse. Yakında tamamen özgür kalacaksın. Mahkeme ilamını alınca istediğini giyip gel. İstersen de mayo ile çık hakimin karşısına. Bilmem artık o nasıl bulur stilini, tarzını. Çok komik. Nalan, peri kızı gibi olmuşsun. Hadi ben çıkıyorum Nizam. Acelem var. Lak lak la vakit kaybetmeyin.
Sosyetik mağazalardan alınan elbiselerin hepsini katlar bu diktiğin elbise. Belki de içindekinin güzelliği kim bilir. Bak Nizam, annem seni memur edip peşime taktı ama gelmene gerek yok aslında. Yani benim için yorulma diye söylüyorum. İşin falan varsa sen bak işine. Ben düşünmüştüm ki... Nizam, hiçbir şey düşünmek zorunda değilsin. Yani ben annemi bozmak istemedim. Durduk yere gerginlik çıkmasın diye he dedim ona. Ben kendim giderim pekala. Yanımda korumaya falan ihtiyacım yok. İsabet oldu. Ben de zaten heveslisi değilim. Yeter anne söyleyince mecbur kabul ettim. Bir şey bildiğini sanan, kasım kasım kasılan gıcık adamların içinde ne yapacağım? İyi o zaman. Hoşça kal. Biliyorum, seni çok kırdım. Bir genç kıza söylenmeyecek kadar iğrenç bir laf ettin. Bana afra tafra yapmakta haklısın. Ben de olsam aynını yapardım. Ama bil ki... Bilmek istemiyorum. İstemiyorum. Laf uzamasın diye de ben ağzımı açmıyorum. Geç kaldım ben ya. Niye anlamak istemiyorsun? Biz her zaman engelleri toplumla buluşturmaya devam edeceğiz. Canla başla çalışıp ürettiğimiz projelerle de engellilerin hayata karışmasını amaçlıyoruz. Proje sorumlusu olarak bizlerle birlikte çalışan, işe ruhunu katan Canan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ona da bir alkış lütfen. Canan, sen olmasaydın bu işin bir yanı eksik olurdu. Evet, son bir söz. Çalışmalarımıza gönüllü olarak katılan modelimiz Kamil Bey de şu anda hastanede. Kendisine buradan acil şifalar diliyoruz. Renk Nazcığım, yüreğine sağlık. Her şey çok, çok teşekkür ederim. Özel konuğum nihayet geldi. Teşekkür ederim. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Gözlerim kamaştı. Teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Sağ ol. Biraz geciktim ama inşallah bir şey kaçırmamışımdır. Sınav yapmayacaklar hala. Aksine şanslısın. Sıkıcı konuşmalarla boğulmadın. Hadi gel. Gel. Bu gece benim için büyük gece Kamil. Bir daha görüşemezsek hakkını helal et. İnşallah tez zamanda iyi olur çıkarsın sen de. Çıktığında belki sen gelirsin bana. Hoşça kal. Ellerine sağlık senin. Etkileyiciydi. Sette olduğum bütün fotoğrafları kare kare bildiğim halde yine de şaşırdım hepsine. Senin demeyin çok. Birlikte başardık. Ama işin asıl mimarı burada. Ben Deniz. Sizi zorlamasaydım bir araya bile gelmeyecektiniz. Bilmez miyim? Her şey sana borçluyuz Elif. Dalga geçmeyin. Hayır, çok ciddiyim. Elbisen çok yakışmış bu arada. Bu gece bir başka güzel olmuşsun. Anneme çekmişim. O da çok güzel bir kadın. Sen de öyle olacaksın. Müsaadenizle ben bir Nuray'a bakayım. Tamam canım. Biliyor musun? İşe başlarken karamsar, mutsuz bir Selim vardı. Yaşama tutunamayan. Şimdi ise güneş gibi gülen, aydınlık bir Selim. İşi öyle ya da böyle bitirmenin sarhoşluğundandır. Doğrusu ben pek öyle sanmıyorum. Ne demek bu? Lütfen yanlış anlama. Yani proje boyunca oluşan samimiyetimize dayanarak gözlemimi aktarıyorum. Ben bir şeyler olduğunu farkındayım. Nasıl şeyler?
Yani şu Nalan. Seni hayata döndüren bu kız sanki. Öyle hissediyorum. Bence o iyi geliyor sana. Ayrıca o da sana baktıkça gözlerinin içi gülüyor. Öyle mi dersin? Öyle gibi. Aşk her zaman kapını çalmaz, yaramazdır. Zili çalıp kaçan çocuklar gibi. Yakalamak istiyorsan hızlı davranmalısın. Hassastır. Kapıyı açmazsan küser gider. Bir daha da uğramaz. Ben iyiyim, iyiyim. İkiniz de çok hoş insanlarsınız. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yaramaz çocuklar gibidir aşk. Ve hassas, kırılgan. Ben gidip Nalan'a yardım edeyim. Tamam. Canan? Mahir, senin ne işin var burada? Niye geldin? Perihan davet etti. Perihan mı? Evet, ısrar etti üstelik. Kabul etmezsem ayıp olacaktı. Ne de olsa hayatını kurtaran kişisin, öyle ya. Vefa duyuyor. Ya da senden hoşlandı belki de. Bilmem. Babasıyla annesi senden nefret ederken. O da aynı şeyi söyledi, biliyor musun? Aa bak, Perihan da orada. Bir görüneyim ben. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında gelmezsiniz diye düşünüyordum. Buradayım işte. İsterseniz fotoğraflara bakalım. Mahir Bey. Bizi birbirimize kattığın yetmedi kızıma mı taktın kancayı şimdi de? Baba neler söylüyorsun? Şakir, sakın bir tatsızlık çıkarayım deme. Unutma ki sen de davetsiz misafir olarak geldin. Kimse seni kovmadı. Seninse böyle bir hakkın hiç yok. Nasıl yok? Kızımın kiminle görüşüp görüşmeyeceğine karışamayacak mıyım? Babasıyım ben onun. Biz sadece konuşuyorduk. Bilirim ben öyle konuşmaları. Senin uzmanlık alanın tabii. Kadınlarla konuşma şekillerini sen bilirsin. Bundan böyle kızıma da bana da karışamazsın. Niyeymiş? Boşanıyorsa kızımdan da boşanmıyorum ya. Lütfen kavga etmeyin. Yeter Şakir. Kibar olamıyorsan bile anlayışlı ol. Bu çok önemli bir gece. Her şeyi mahvetme. Bir kez olsun dene. Baba, biz seninle şöyle geçelim mi? Hadi. Görüşeceğiz. Canan Hanım'la geçmişten kalan yarım bir gönül ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ama bu arada kızım da anlaşılan sizden etkilenmiş. Yarım kalanları bitirdiyseniz sorun yok. Şakir Bey'e de söyledim. Biz sadece sohbet ediyorduk. Biliyorsunuz. Perihan hem hasta hem de duygusal olarak yaralı. Umarım bu zayıf döneminde onu üzmezsiniz. Keşke Kamil abi de burada olsaydı. Merak etme. Ben ona her şeyi dakikası dakikasına anlatacağım. Canlı. Canan seni tanısa kardeşiyle gurur duyardı. Peki sever miydi acaba? Çok. Buna eminim. Sen de ondan çok şey var. Evet. Ablamı hiç tanımadım. Varlığından bile haberdar değildim. Ama seni tanımama vesile oldu. O olmasa birbirimizi bulamazdık. Sırf bu yüzden onu daima seveceğim galiba.
Evet, çok güzel. Keşke onları da çağırsaydık ama. Hesap vakti geldi Reknaz. Anne. Reknaz, sen kızımı öldürdün. Hayır. Ben de seni öldüreceğim. Dur. Anne. Yapma. Baba. Bilirdin mi sen? Sakın yaklaşmayın. Anne, ne yapıyorsun? Demiştim sana. Ona fenalık ettiğini öğrenirsem yaptığını yanına koymam demiştim. Hayır. Yeter hanım, sakin olun. Öcümü almaya geldim. Azrail'im benim. Hayır. Yeter hanım. Ya bırak şunu, bırak. Yeter hanım, lütfen sakin olun. Yapmayın lütfen. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Hayır. Çekilin. Baba. Anne. Sakin olun. Bu onunla ikimizin meselesi. Bu iş burada bitecek Reknaz. Silahımda iki kurşun vardı. Biri senin için, diğeri benim için. Ama maalesef biri boşa gitti. Perihan! Perihan abla! Perihan! Perihan! Perihan bile sağ olsun! Çağırın! Kızım iyiydik. Yapma. Sen de bir halletsin. Ne kadar acı değil mi? Evladın senden yardım istiyor. Ama bir şey yapamıyorsun. Bana bunların bin beterini yaşattın Reknaz Hanım. Keşke seni affedebilsem. Ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey. İnan. Yaşadığım sürece benden kork Reknaz. Nefes aldıkça öcüm mutlaka alacak. Hadi. Hadi arabaya çocuklar. Hadi.